biz köklü bir reformdan bahsediyoruz ama kendileri sürekli revizyondan bahsediyorlar. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak eğitim sisteminin revizyona değil köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Her bakan bir önceki bakanın sistemini eleştiriyor, revize ediyor ama maalesef işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Bunun sebebi de yine maalesef AK Parti iktidarı dediğimizde arkadaşlarımız oradan homurdanıyor, itiraz ediyor. AK Parti hükümetini eleştiren Topal, eğitim sisteminde geçmişte yapılan hatalara dikkat çekti. 4+4+4 ne oldu? Yani bugün yine değiştirmeye çalışılıyor. 60 aylık çocuklarımızın okula başlatılma olayı, o dönem muhalefet itiraz ettiği zaman da iktidar neredeyse bizimkileri suçlu buldu. Bugün ne oldu? Bugün şu anda komisyonda tartışılıyor ve 60 yaşın doğru olmadığı kanaatine varılmış. 72'ye çekiliyor, 69. Şimdi Fatih diye bir proje getirildi. Arkadaşlar akıbetini bilen yok. Mesela bir gecede TEOG sınavı kaldırıldı. Liseler sınavsız denildi. Ve maalesef özellikle anayasada fırsat eşitliğinin önüne geçilmiş oldu. Topal'ın gündeminde atanamayan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve ücretli öğretmenlik de vardı. Atanamayan öğretmenler var, atanamayan öğretmenler müjde bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin durumu, bugün şu anda komisyonda bunu az sonra konuşacağız, tartışacağız. Umarım bu konuyla ilgili bir çözüm bulunabilir. Yine ücretli öğretmen arkadaşların bir kısmı alındı, bir kısmı maalesef dışarıda kaldı. Sorunlara ideolojik açıdan bakıldığı için çözüm bulunamadığını belirten Topal, konuşmasını şöyle sonlandırdı. Hem iktidar hem muhalefet partinin de vaatlerinde vardı. Bugün komisyonda bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Umarım 3600 ek gösterge getirilir. Yine okullarda çalışan taşeron arkadaşlarımız var. Bunların kadroya alınması gerekiyor. Bakın, şimdi 2 ay işsiz kalacaklar. Ne yapacaklar bu arkadaşlar?